Arkadaşlar merhaba. Bitcoin ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Şu anki durumundan ve gelecek ile ilgili olabilecek karşılaşabileceğimiz durumlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendi yorumumu da katıp sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle 4 saatlik grafikte Bollinger üzerinde bir inceleme yapalım. 4 saatlik grafik bu arada benim için çok önemli bir grafiktir. Fiyat hareketlerini kısa vadede belirlerken çok kullanırım. Ee, bir 4 saatli kapatmış. Ortalamamızın altında Bollinger'ın alt kısmında kapatmış. İkincisini de kapatmak üzere yaklaşık olarak 7 dakikamız var. Ee, buradan sonra yapacağı hareket büyük ihtimal alt bandın denenmesi olacaktır. Bollinger'ın alt bandına doğru bir hareket gerçekleştirecektir. Daha kısa saatlikten bir bakmak istiyorum. Evet, saatlikte de Bollinger'ın yavaş yavaş işine girmeye çalışıyor. Bu şekilde artarak da yukarı doğru gidebilir. Ya da e, birazcık yatay seyirden sonra tekrardan aşağı doğru bir yönelim gerçekleştirebilir. E, Twitter'da da paylaşmıştım düşüncemi birkaç gün evvel. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaydı. Şöyle aşağı doğru bir beklentim. Daha sonra yukarı daha sonra bu şekilde aşağı doğru bir çizim gerçekleştirmiştim. Twitter adresinde var. Aşağı ekleyeceğim. Oradan da bazı şeyleri paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Yani ona benzer bir şekilde gidiyoruz. İlle bu şekilde olacak diye bir şey yok. Fiyat bir süre daha yatay seyredebilir. O arada altlar yükselebilir vesaire. Çok farklı işlerde gerçekleşebilir. Sadece geçmiş tecrübelerimden yükselen bir kama olduğunu düşünüyorum ve bu kamanın aşağı doğru kırılabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü e, negatif bir RSI'de uyumsuzluk da mevcut. Büyük ihtimal diğer indikatörlerde de uyumsuzluk vardır diye düşünüyorum. Evet açtığımız zaman bakın şu şekilde uyumsuzluk var. E, bu uyumsuzluk ile Aşağı yönlü kırılacak diye bir şey yok Gelip buradan Yükselerek çıkabilir ve Bu uyumsuzluğu da Bozabilir Evet Haftalıktan baktığımız zaman ise Bitcoin'de Trend devam ediyor trendleri zaten haftalık Grafiklerde ortamalara bakarak belirliyoruz Şu anki durumda da fiyatın biraz aşağı doğru çekilmesini bekliyorum. Kamada düşüşler ne kadar oluyor? Bollinger'ı kapatayım. İlle bu şekilde gerçekleşecek diye bir durum söz konusu değil. Şöyle aldığımız zaman şuradan kırıldığını varsaysak şöyle 52 bin, 53 bin yani 54 bine kadar bir iğne atmada söz konusu da olabilir olursa şaşırmayız ama şu anki fiyatta her şey olumlu dediğim gibi daha önceki tecrübelerimden bu şekilde bir kırılma olabileceğini düşünüyorum ama genel konjöktürde haftalıktan baktığımız gibi Bir sıkıntı yok Bitcoin yükselmeye devam ediyor Peki nereye kadar yükselecek Gelin buna daha e, Glassnode verilerinden bakalım Daha profesyonel bir şekilde Nereye kadar yükselebilir diye Bakalım Dediğim gibi anlık olarak değişebilir ama e, Güzel bir web sitesi var Glassnode, Bitcoin ile ilgili bazı kendi özel hesaplamalarıyla bazı veriler yayınlıyor. Bunlardan içgörüleri seçeyim. 46. hafta yani bu haftaya birkaç saat önce yayınlandı zaten. Genelde pazartesi günleri yayınlanıyor. Kendi araştırmaları. Kendi araştırmalarını inceliyorum çünkü ben ücretli bir web sitesi olduğu için ücret ciddi bir ücrette olduğu için üye olamadım. O yüzden haftalık sadece kendi açıklamalarını inceliyorum. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğiniz zaman ya da şu sağ üst köşeden dil ayarından Türkçe'yi seçtiğiniz zaman Türkçe olarak da okuyabilirsiniz. Bu piyasasında olduğumuzu ve bu hafta neler yaşandığından bahsetmiş. Aşağı doğru iniyorum. İşte burada bazı kar durumlarından fiyatın kar durumundan bahsetmiş 30 günlük ortalamaya göre yine kendi bazı hesaplamalarına göre olumlu olduğundan erken bir ayı sezonun şey boğa sezonunda olduğumuzdan bahsetmiş buraları geçiyorum Bizler için daha böyle net akılda kalıcı yerlere bakmak istiyorum yine burada da bazı kendi hesaplamalarına göre bir metrik üretmişler bu o metriğin olumlu olduğundan bahsetmiş aşağı iniyorum burada da holderların yani Bitcoin'i elinde tutanların tutmaya başladıkları zaman işte bir akumülasyon olduğu ve Eee satmaya başladıklarında ise satışlarla beraber fiyatların yükseldiğini doyum noktasına ulaştığı zaman da tekrardan işte bir akümülasyon noktasına gittiğini burada da yataya bağladığını ve buradan tekrar yukarı çıkabileceğini yani fiyatın artabileceğinden bahsetmiş. Devam ediyorum. Buraları okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Burada da yine kendi hesaplamalarına göre sermaye girişinde bir artış olduğundan bahsetmiş Bir e, 50 milyar dolarlık bir artış olduğundan ve yükseldiğinden bahsetmiş bunun da fiyatı olumlu etkileyeceğinden Bahsetmiş daha aşağı iniyorum buralarda ayrıntılı olarak farklı şeyleri anlatıyor tabi Hesaplanışları da farklı olduğu için Biraz daha olayın içine girmeniz gerekiyor Oraları geçiyorum daha net anlayabileceğiniz Yerlere bakmak istiyorum burada da demiş ki işte e, Bitcoin pazarının zirvesine belirlemek kolay değil İşte onun için bazı e, Sistemler kurmuş 200dma'lık bir e, Ortalama hesaplamış ve onun üzerinde kaldığı zaman işte onun belli bir noktasına kadar Artış gerçekleştiğinden ve şu anki duruma göre 110k'nın hedef olduğundan bahsetmiş işte şuraları bu mavi çizginin de yukarı çıktığında şu pembe çizginin üzerine çıktığında genelde zirvenin yaşandığını bakın burada olduğu gibi yine aynı şekilde şurada ve şurada olduğu gibi zirve yaşandığından bahsetmiş. Şu an zaten mavimiz hala altta. 110 bin hedeflemiş. Yine başka bir hesaplama yöntemine göre ortalamalarla hesaplama yöntemine göre işte gördüğünüz gibi pembe çizgimiz zirvelere değmiş ve buradaki yeni zirveye değebilmesi için fiyatın şu an 214 bin olması gerektiğinden bahsetmiş. Dip olarak da 6 bin, 7 bin dolarlardan bahsedilmiş. Dibe çok fazla değmemiş gerçi ama yine de burada bahsedilmiş. Biraz daha aşağı iniyorum. Bakalım. Evet, şu kısımda da işte şu pembe bölümde turuncuların pembe bölüme geldiği zaman e, zirvelerin yaşandığından bahsetmiş. Bakın, hepsinde birer zirve görmüş ama şu an e, zirvenin bayağı bir altındayız. Trendimiz de yukarı yönlü olduğu için tekrardan işte buralara geldiğimiz zaman zirveyi görürüz gibisinden yorumlayabiliriz holderların işte ellerinde tuttukları orandan bahsetmiş. Şu maksimuma gelmediğinden ve buraya gelirse eğer fiyatında da maksimum grafik bize bunu anlatıyor. Biraz daha aşağı indiğimizde belki de önemli grafiklerden bir tanesi risk durumu. Risk durumumuzun şu an birkaç ay önce yaşanan zirveye göre daha düşük olduğunu holdurların daha piyasaya güvendiklerinden bahsediyor ve fiyatın risk durumunun şuradaki pembe çizginin üzerine çıktığı zaman zirveleri yaşadığımızdan bahsetmiş yani şu an işin açıkçası balinalar fiyatların düşük olduğunu düşünüyor gerektiği kadar harcama yapmıyorlar az harcamalarla kâra geçiyorlar ama Çoğunluğun coin'lerini paralarını ellerinde tuttuğunu söyleyebilirim. Tabi bu değişebilir. Buradaki web sitedeki verilere göre sizlere bilgi vermeye çalıştım.